Başlayayım mı? Evet, İstanbul Furuan 2024'ten merhabalar. Şimdi Hassan standındayız. Hassan'ın bu yıla özel üretmiş olduğu yeni bir ürün var. Ürün şu şekilde. Bultek X4 diye geçen modeli. X4 nereden geliyor? Şimdi onu anlatacağım. Hoşuma giden bir rengi seçiyorum. Şu renk benim biraz daha hoşuma gitti. Görsel olarak daha güzel diye. Bu tüfek yarı otomatik 12 kalibre bir tüfek. Bunlar yine 47 santim namluya, kakoz bir dipçik yapısına ve üzerinden tam boy bir Picatinny 20 metre kraya sahip. X4'ün özelliği şu, tüfeğimizi doldurduk, ateş ettik. Burada ateş ettik, tüfek bitti, fişek bittiği zaman şuradaki mandala, yakınlaş biraz. Şuradaki mandala basıp bir tur çevirdiğimizde tık diye yerine oturur. Bunun da farkı şu, bir gözüne tek kurşun, bir gözüne şavrotin, bir gözüne küçük saçma, bir gözüne büyük saçma veyahut işte ses fişe. Bu sizin hayal gücünüze kalmış. Attınız bitti, tekrar basıp çevirip diğer şarjöre geliyor. Toplam 20 adet fişek alma özelliğine sahip, yüksek atış kalitesine dahi, yüksek kapasitesine sahip, üstten icra yaylı yine 12 kalibre 76 mm fişek yatağına sahip bir tüfek olarak Hassan standında yerini almış. Yarı otomatik olması da bizim için büyük bir avantaj olmuş. Her seferinde pompa ihtiyacı kalmamış oluyor. İşte şuradaki düğmeleri, arkadaki düğmeyi göstereyim. Şu mekanizma düşürücü düğme. Yine şu düğmede bunu tam bilmiyoruz. Kataloğu yok, tam detaylı inceleyemedik. Şuradan yine ayarlı bir asansörlü yanaklığa sahip. Dışarıya doğru, içeriye doğru çekip indirip takmak için. Şu şekilde yerine tutturmalı bir yanaklık. Bu tüfek daha çok taktik amaçlı. İşte yan tarafına el feneri, lazer takmak için yapılmış 5 santimlik 20 metrelik Picatinny raylara da sahip bir tüfek. Dediğimiz gibi bunun özelliği bu. 20 fişek alabiliyor. Şu doldurmak için, çevirmek için yapılmış bir aparat. Dolduruş şeklinde bu muhtemelen yerinden çıkıyordur. Biraz sonra nasıl doldurduğuna da dair bir inceleme çekeceğim. Tam detaylı inceleme videosunu çekeceğiz. Furuant'tan saygılar, sevgiler.